Merhabalar, ben Hasan Delen. Bu video serisinde sizlere temel seviye Pro Tools eğitimi vermeye çalışacağım. Gerek müzik yazılımları ders alan öğrencilerime dönem sonrası harici kaynak olması, gerekse de bu alana gönül vermiş ve Pro Tools öğrenmek isteyen arkadaşlara bir nebze de katkı sağlamak amacıyla bu video serisini çekmeye karar verdim. Şimdiden olursa bir kusurumuz affola diyerek dersimize başlıyoruz. Pro Tools'u ilk açtığımızda dashboard yani gösterge paneli karşımıza çıkmaktadır. Bu panelin sol kısmında create yeni siz işin yani proje oluşturmaya yarayan bölüm. Recent daha önce çalıştığınız projeleri açmaya yarayan bölüm. Örnek vermek gerekirse bu bölümde öğrencilerimle ders amaçlı açılan projeler yer almaktadır. Son olarak da project. Bulut üzerinde yaptığınız çalışmalarınızı gördüğünüz bölüm yer almaktadır. Şimdi create bölümüne detaylıca yer verelim. Create bölümünün en üstünde yer alan kutuca çalışacak olduğumuz projenin adını yazalım. Mesela buraya YouTube ders yazalım. Şimdi bu kutucuğun hemen altında iki farklı seçenek karşımıza çıkmaktadır. Local Storage, çalışmak istediğimiz projemizi yerel diskimize kaydedeceğimiz seçenektir. Calibration and Cloud Backup, çalışmak istediğimiz projemizi bulut üzerine kaydedeceğimiz seçenektir. Create from Template, hazır ya da daha önce kaydetmiş olduğumuz templateler üzerinde çalışma imkanı sağlayacaktır. Aşağıda listelenilen müzik türlerine göre audio ve midi kanalları yer alıp işlerinde hazır presetler yüklüdür. Bu template'ler aracılığıyla projenizi oluşturabilirsiniz. Yalnız bu template'ler hangi stüdyo ortamında hazırlandı, uygulanan EQ, kompresör ve efektlerin oluşturmak istediğiniz projenize ne derecede uyum sağladığı muallaktır. Bu yüzden hazır template'ler kullanmaktan ziyade projenizi sıfırdan oluşturmanızı tavsiye ederim. Dashboard ekranının alt kısmına geldiğimizde ise File Type, Dosya Türü, Sample Rate, Örnekleme Oranı, Bit Depth, Bit Derinliği ve IOS Settings giriş ve çıkış ayarları yer almaktadır. Bu kutucukta listelenen ekipmanlardan herhangi birine sahip değilseniz Stereo Mix seçeneğini seçebilirsiniz. Interlit, stereo audio dosyalarınızda tek kanalda görmenize yaramaktadır. Aktif olmadığı takdirde stereo kanalınız iki mono kanal olarak görünecektir. Prompt for Location projenizi hard disk üzerinde kaydedecek yeri her seferinde tekrar sorar. Location, projenizi her seferinde tekrar sormadan aynı klasöre kaydetmenizi sağlar. Show on Startup, Protosu her açtığınızda dashboard ekranında tekrar açmasını sağlar. Open From Disk, yerel diskinizde bulunan Protos dosyalarınızı açmayı sağlar. Şimdi Create diyerek projemizi oluşturabiliriz.